Eski belediye başkanımız sizleri hatırlayacak. Ve şimdi ise toplantı... Şimdi tabii yıllardır bizler de inşallah şimdi bizleri anlarsanız bizim derdimiz mümkün mertebe bu sorunları düşürmek, daraltmak. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak yol yapımı, önce grup, sonra ara yollar olmak üzere bir hedef belirlemiş durumdayız. Merkezde değerlenildi, toplanıldı ama suyla ilgili sıkıntılarımız var, onu biliyoruz. Suyla ilgili de arıtma tesisinin ihalesi yapılıyor. Dağıtım, tüm ilçenin dağıtım şebekesinin ihalesi yapılıyor. Çünkü bizim arıtılmış su işleyebilmemiz için bu projenin hazırlanması gerekiyordu, hazırladım. Ödenek bulunması gerekiyordu, ödenek aldım. Ödeneği de çözdük. Şimdi ihale hazırlığı yapılıyor. Bu bir ay içerisinde de inşallah ihalesi bitecek ve merkez anlamda bu suyu komple doğru bir şekilde çözebilmek adına hareket etmemiz lazım. Muhtar olarak, genel olarak söylüyorum, bu elektrik sorununu nasıl takip ediyorsunuz? Onlara muhakkak bunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Su geçirgenliği sağlayabilmek evet. için olayla baksınlar. Tamam. Ekim sonuna kadar asfaltını yapacağız. Bunu bitireceğiz, hazır olan yerleri. Evet, bugün arkadaşlarımızla birlikte Bilecik'teyiz. Tabii şimdi mezarlık düzenleme işlemleri var. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız, yine Mezarlıklar Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülen bu projeler aslında 10 ilçemizde yürütülüyor. Sona doğru gelinmiş durumda. Gerek iç yolları, gerek çevre ihate duvarları, gerek gasılhanesi, gerekse mescit alanları, yine özellikle mezarlığa gelen vatandaşımızın rahat edebilmesi, buradaki kabulleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olan pergolelerdir, düzenlemelerdir. Çeşme, yine su ihtiyacını sağlayabilmek için gerekli olan çeşmeler ve akşamlarda mezarlıklarımızın aydınlık bir şekilde hizmet verebilmesi için aydınlatması. Tüm ilçelerimizde çalışmalar son sürat devam ediyor. Artık sona doğru gelinmiş durumdayız. Biz de gitmiş olduğumuz ilçelerde tamamıyla mezarlıklarımızı ziyaret ediyoruz. Çalışmaları yerinde inceliyoruz. Bugün Bilecik'teyiz. Çalışma yerinde inceliyoruz. Sona doğru gelmiş. 2-3 ay içerisinde tamamen bitmiş olup ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Buradan tabii bir Kurban Bayramı'na giriyoruz. Artık onun hazırlıkları yapılıyor. Şanlıurfalı halkımızın, vatandaşımızın Kurban Bayramı'nı en sağlıklı ortamda, gerek kurban kesim yerleri olsun, gerek mezarlık ziyaretleri olsun, gerek bu şehrin temizliği anlamında ilçe belediyelerimizle koordinasyonu sağlayarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kurban Bayramı'na hazırlık talimatını almış durumda. Mezra mahallemize, Bilecik ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Gelen arkadaşlara da biz teşekkür ediyoruz. İyi anlarsınız. Güzel, değil mi? Güzel. Evet. Evet.
12-13 kişi var. 13 kişi oturan.